böyle burçlardan bahsederken gelelim tek tek burçlara. Tabii ki, sonra burçlara. Süremiz yetmeyince izleyicilerimiz de diyor ki sona kalan burçlar çok kısa geçiyor. Biz de adaletli olalım. Yayının başından beri hep diyoruz ya, Satürn adaletli olanı ödüllendirecek diye. O zaman başlayalım hemen. Tabii Koç burcumuzla, Koç burcumuzu tüm bu gökyüzünde bu hareketler varken acaba neler bekliyor olacak? Sevgili yükselen Koç ve Güneş burcu Koç olanlar, bu dönem kendinizi, statünüzü ve kariyerinizi sorgulayacağınız bir zamandan geçeceksiniz. İş yaşamınızdaki değişimler ile ilgili bir gayret içerisine girebilirsiniz. Bulunduğum yere tamam mı, devam mı diyeceksiniz. Tamam, devam etmeniz gerekiyorsa devam edeceksiniz. Artık burada noktayı koymam gerekiyor diyorsanız noktayı koyup yepyeni başlangıçlara doğru adım atacaksınız. Kariyerinizde, kariyerinizle ilgili radikal kararlar vermemeniz gereken bir dönemdesiniz. Aman bu kararları alırken dikkatli olun. Bir anlık öfke sonradan derin pişmanlıklar getirebilir önünüze. Önemli bitişler ve başlangıçlar yaşayabilirsiniz. Aileniz ve kariyeriniz arasında kalmış hissedebilirsiniz. Taşınma, gayrimenkul alımı ve satım konularında adım atarken oldukça dikkatli olmanızda fayda var. Bir mülkünüz varken, kiraya veriyorken de lütfen dikkat edin. 7 Temmuz itibariyle alım ve satım konularında engellerin kalkacağı bir dönem söz konusu olacak önünüzde. Evlilik hazırlıkları içinde olanların evlilik yolunda sağlam adımlar atacağını veriyor. Ya da çocukları evlilik hazırlığında olan yükselen Koç ve Güneş burcu Koçlar bayağı ciddi, harıl harıl arı gibi çalışarak bu eksiklikleri tamamlayacaksınız çocuklarınızla ilgili. Bekar olanların önüne de bir ilişki gelebilir, kalıcı bir ilişkiye dönüşebilir. Kazançlarınızı değerlendirme noktasında almanız gereken sorumlulukları almaktan, üstlenmekten kaçınmayın. Sevgiliniz mi var? Uzun bir süredir küs müsünüz? Tekrar kapınıza geleceğini görüyorum. Ya da bir Koçsunuz, sevgilinizi terk ettiniz, artık özleminiz de arttı, kapısını çalma zamanınız geldi, çiçeğini alın, iş yerine ya da evine sakince gidin, magandalık yapmadan, özellikle erkekler. Evet, bu haberleri de ne yazık ki çok önemli. Çok duyuyoruz lütfen maalesef. Bir bayana tavırlarımıza dikkat edelim, oldu mu? Şimdi sevgili yükselen, özür dilerim biraz böyle. Yok çok güzel bir uyarıda bulundunuz. Çünkü hakikaten her gün ben kadına şiddet haberleri okumaktan o kadar üzülüyorum ki. Bazen böyle gündeme bakmak istemiyorum sabah, hep kötü şeyler duyduğum için. Sevgili Nilüfer, seven biri erkek hiçbir şekilde sevdiği bir insana zarar vermez. Evet. Seven insan bazen severek de olmuyorsa devam etmez. Tamam sen mutlu ol, yeter ki ben senden uzak olayım der. Evet, o söz çok, bu çok önemli. Çok güzel lütfen. Gerçekten ayrılık da sevdaya dair, yani bir sevdanın içinde, sevginin içinde ayrılık da her zaman olabilir. Kadınlar ayrılmaya karar verdikleri zaman bunun sonu asla ölüm olmaması gerekiyor tabii ki de. Olmaması gerekiyor. Sevgili yükselen boğa ve güneş burcu boğalar, seyahatler, yurt dışı, akademik hayat, eğitimler, sosyal medya ve hukuki süreçlerle ilgili oldukça gündeminiz meşgul olacak. Bu konulara fazlasıyla eğileceksiniz. Yurt dışında çalışanlar varsa aranızda, özellikle işlerinizle ilgili ve görev tanımlarınızla ilgili yeni görevler ve sorumluluklar almanız gerekebilir. Sorumluluklarınızın artmasıyla beraber kazançlarınız da artacak. Bedavadan almayacaksınız o sorumlulukları tabii ki. Mevcutta var olan kurs, seminer ve eğitimlerinizi bitireceksiniz. Uzak yerlere seyahat etmeniz gerekebilir. Yoğun bir şekilde geçireceksiniz bu dönemi. Özellikle vize işleriyle uğraşanların olumlu sonuçlar alacağını gösteriyor gökyüzü. Dış ticaret ile uğraşanlar varsa temkinli ve azimle hareket ettikleri takdirde başarılı olacaklar. Uzaklarda yaşayanlarla ilgili, bir sevdiğiniz, bir sevgiliniz uzakta yaşıyorsa iletişiminizi biraz kuvvetlendirmeniz lazım. İletişiminizde biraz dikkatli olun lütfen. Sevgili yükselen boğa ve güneş burcu boğalar, sevginizi, ilginizi, duygularınızı göstermekten kaçınmayın. Çok doğru. Hakikaten gösterilmeyen sevginin de hiçbir anlamı yok, değil mi? Ama boğalar duygularını çok gizliyorlar. Hı-hı. Gerçekten çok zor, çok seviyorum, çok bereketli geliyorlar. Çok çözümcüler gerçekten ama çok kapalılar bu konuda. Yani sevgili yükselen ikizler ve güneş burcu ikizler, burada mısınız? Buradayız efendim. Buradasınız. Buradayız, karşınızdayız. Nilüfer Hanım adınıza cevap verdi. Sizlerden ses alamadım ama Nilüfer Hanım hepinizin adına cevap verdi. Vergi, miras, eşinizin ve partnerinizin ortaklık içeren kazançlar, ameliyatlar, kendinize veya yakınlarınızla ilgili durumlar söz konusu olabilir. Özellikle eşinizle beraber bir takım projelere girişebilirsiniz. Kafanızda yeni planlar yapabilirsiniz. Bunu iş olarak da düşünebilirsiniz. Bir seyahat projesi olarak da düşünebilirsiniz. Bir yatırım konusunda gündeminize gelebilir. Ya da etrafınızda sağlık sorunu yaşayan birisi varsa onun sağlığıyla ilgili konuda çözüm üretme, referanslarınızı kullanma konusu gündeminize gelebilir. Eşinizin kazancıyla ilgili olan değişimler ve bunları değerlendirme noktasında önemli bir şekilde sorumluluk düşecek üstünüze evli olanlarla ilgili. Beklediğiniz bir ödeme veya miras varsa bununla ilgili de olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bir mahkemeniz, bir alacağınız, vereceğiniz vardır. Bu da bu durumun içine giriyor. Olumlu gelişmeler yaşayacaksınız. Diş, kemikler, saç ve deri gibi konularda bazı operasyonlar gündeminize gelebilir. Aman dikkat edin, iyi anlamda da gelebilir. Diş estetiği denilen bir şey var. İlla kaza geçirip dişlerinizi kıracağınız anlamına gelmiyor bu. Eğer ortaklı bir iş yapıyorsanız ortağınıza karşı net olmanız gereken bir zamandasınız. Yanlış anlaşılmalara karşı dikkat etmelisiniz. Aile fertlerinizin ameliyatları sebebiyle maddi ve manevi sorumluluklar almanız gerekebilir. Ama ilişkinizde de ilişkinin canlılığının artması adına ilişkiye daha böyle yenilikler getireceğiniz bir döneme geçiş yapıyorsunuz evli olanlar için. Bekar olanların ise karşısına güzel bir yaz aşkı çıkma fırsatı var. Aman seçimlerinizi, tanıştığınız kişilere şu uygulamalarda dikkat edin, sonu hüsranla bitmesin. Ay evet, bir de öyle bir şey var hakikaten, çok fake dediğimiz sahte profillerle dolandırıcılıklar. Çok, yani, o kadar hiç tanımadığınız bir insanın evine gitmek. Evet. Hiç tanımadığınız bir insanın arabasına binmek, aman sakın, hele gençler. Evet, bugün ne güzel geçti değil mi? Satürn herhalde ders veriyor. Biz de sürekli değil mi böyle altını çizeceğimiz konulara değiniyoruz. Bir de gün çok uğurlu bir günde başladık. Gökyüzünde muazzam bir enerji var. Sevgili yükselen yengeç ve güneş burcu yengeç olanlar, ikili ilişkileriniz, eşiniz, partneriniz, danışmanlık ve ortaklık hizmetleri gündeminize yoğun bir şekilde gelecek bu sıralar. İkili ilişkilerinizde hassas olmanız gereken bir zamandasınız. Hem kendiniz hem partneriniz ile ilgili üzerinize düşen sorumlulukları aldığınızdan emin olmalısınız. Bir taraftan da ikili ilişkilerinizde duygusal iniş ve çıkışlar yaşayabilirsiniz. Sevgiyi yeterince hissettirmiyor musunuz acaba? Seviyorsunuz ama onu hissettirmek de mi biraz gerekiyor? Gururluyuz ya biraz yengeçler. O gururu birazcık aşalım. O sevgiyi biraz hissettirin lütfen. Sevgiyi hissettirdiğiniz takdirde bazı sorunların çözüleceği gözüküyor. Siz de yeterince göstermediğiniz takdirde o sevgiyi hissetmiyor olabilirsiniz. Hissetmek için de sevgiyi göstermeniz gerekiyor bazen. Yanlış anlaşılmamanız için iki düşünüp bir konuşmanız ve net açıklamalar yapmanız gereken bir zamandasınız. Yeni iş ortaklıkları kurabilir, ortaklık kararları alabilirsiniz. Ayrıca kadim dostluklarınızla ilgili üstünüze düşen sorumlulukları almaktan kaçınmayın. Onlara karşı da daha net olup sevginizi daha çok göstermenizde ve isteklerinizi daha açık dile getirmenizde fayda olduğunu gösteriyor gökyüzü. Evet. Devam mı, tamam mı? Devam edelim lütfen. Sevgili yükselen aslan ve güneş burcu aslan olanlar, evcil hayvanlarınız, rutin hayatınız, sağlık konularınız ve beslenmeniz oldukça yoğun bir şekilde gündeme gelecek. Galiba bazı sağlıkla ilgili ameliyatlardan ziyade keyfi ameliyatlar gündeme gelebilir. Estetik gibi. Gökyüzü de bu konuda sizi şımartıyor bu konuda. Seçimlerinizi doğru yapın. Ben haritanıza dair konuşmuyorum. Sonra benden bilmeyin bir şey olduğu takdirde. Sorumluluk bana ait değil. Ve diyete başlamak için uygun bir zamandasınız. Yeni kararlar alıp sorumluluklarınızı planlayıp organize edip yeni bir düzen oturtabilirsiniz hayatınızla ilgili. Yine deri, saç, çene, kemik, saç, tırnak sağlığınıza da dikkat etmeniz gereken bir zamandasınız. Ayrıca evcil hayvan sahibi olanların sağlıklarıyla ilgili, hayvanlarının sağlıklarıyla ilgili dikkatli olmalarında fayda var. Hayatınızla ilgili gereken sorumlulukları artık alıyor ve görevlerinizi yerinize getirmenizle beraber mucizeler de önünüze gelecektir. Sevginizi ve ilginizi ilişkinizde göstermekte bu dönem zorlanabilirsiniz. Geçmişe takılı kalmayın. Geçmişteki duygularınızla kendinizi zehirlemeden önünüze bakıp ilerlemenizde fayda var. Ayrıca bu dönem işinden ayrılanlar ya da yeni bir işe girenler olabilir. Sizlerin diyet ve spora başlaması için güzel bir zaman dediğim gibi. Harika. Aslanlar için de aslında bayağı güzel enerjiler var, destekleyici enerjiler var. Harika. Genel olarak aslında böyle çok kötü bir şey yok. Bir takım sağlık sorunlarına tüm burçlar dikkat etmesi gerekiyor. Hastaneler kırık çıkıklarla dolu zaten. Evet, kemik. Onlara dikkat etmek gerekiyor. Banyodan çıkıp da düzgün bir terlik giymediğiniz takdirde olabilecekler bunlar. Yani siz dikkatli olduğunuz takdirde kaza şansınız da azalıyor. Evet. Çok doğru. Evet, sevgili yükselen Başak ve Güneş burcu Başak olanlar, hobileriniz, sosyal hayatınız, flörtleriniz, çocuklarınız, yatırımlarınız gündeminizde yoğun bir şekilde yer alacak. Eski partnerinizden uzun bir süredir haber alamıyorsanız, küsseniz ondan mucizevi bir haber alabilirsiniz. Bir ihanete uğradıysanız uzun bir süredir farkında değilseniz artık o ihanetin belgeleri önünüze dökülebilir. Çocuk sahibi olanlarınız varsa onların hayatıyla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yavrularınızın hayatındaki bazı değişimler sebebiyle organize olmanız, düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Mevcut var olan bir flörtünüz ile ilgili değişimler yaşanabilir. Yani nasıl ilişki çok iyi gidiyordur, ayrılma konusuna gelebilirsiniz. Çok iyi gidiyordur, birdenbire soğuk davranmaya başlayabilirsiniz birbirinize karşı. İletişimde net olmalısınız. Bu dönem yeni bir flört ilişkisiyle de karşılaşabilirsiniz yalnız olanlar için. Evli olanların ise evliliklerinde gerçekten mevcut sorunları aşması adına güzel fırsatlar veriyor. Parantez açıyorum. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Parantezi kapatıyorum. Borsa gibi konularda, dijital yatırımlarda dikkatli olmanızda fayda var. Temkinli hareket etmeniz gerekiyor. Hiçbir zaman bir yatırım tavsiyesi değil yaptıklarımız. Tabii ki. Evet. Bunlar birer öngörü sadece. Arkadaşlarınız tarafından yanlış anlaşılabilirsiniz. İletişim konusunda net olun diyeceğim ama bazı arkadaşlarınızla yollarınız ayrılacak ne yazık ki. Başak burcu için. Evet. Ayrılması gerekiyormuş demek ki, değil mi? Gitmesi gerekeni. Bay bay, yapacak bir şey yok. Evet, biraz retrolarda aslında başında da söylediniz. Hayatımızdan gitmesi gerekenleri de destekliyor, değil mi? Biz hani çünkü bazen insan düşünüyor işte kaç yıldır hayatımda o kadar da emek verdim. Özel ilişkiler için demiyorum. Arkadaş ilişkilerinden ayrılmak özel ilişkilerden ayrılmaktan da daha zor. Ama bazen de görüyorsunuz ki o insanlar hayatınızdan çıkınca hayatınız nasıl rahatlıyor. Evet. Özellikle sizi manipüle ediyorsa, sizin iyiliğinizi düşünüp aslında sizin ilerlemenizi durduruyorsa, gizli dediğimiz böyle bir kıskançlık durumu varsa ayrıldıktan sonra yıllarınızı görüyor. Yani geçen verdiğiniz emeğe değmediğini görüyorsunuz. Ve dediğim gibi zararın neresinden dönerseniz kazanç elde edersiniz. Bu retro bunu sağlayacak, devam mı? Evet, bir burç daha sanırım alabiliriz. Sevgili yükselen Terazi ve Güneş burcu Terazi olanlar, yuva, aile, anne, ev, gayrimenkul konularında bir etki alıyorsunuz bu dönem. Özellikle ailenizle ilgili bir taşınma konusu gündeme gelebilir. Bekarsanız evlilik kararı alabilirsiniz. Yeni bir ev satın almak isteyebilirsiniz. Bir arsa almak isteyebilirsiniz. Arabanızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Bunların hepsini sağlayacaksınız. Şimdi yuvanızla ilgili değişimler, tamiratlar, tadilatlar, dönüşümler, taşınma konuları gündeminizde yoğun bir şekilde yer alacak. İletişim diliniz yapıcı ve açık olmalı bu dönem. Aileniz ve kariyeriniz arasında sıkışıp kalabilirsiniz. Karar verirken kendinizi gerçekten baskı altında hissetmeden şeffaf bir karar vermenizde fayda var. Temmuz sonuyla beraber daha net kararlar vereceksiniz. Gayrimenkul alım ve satım konularında evraklarınızı iyi imzaladığınızda, iyi bir piyasa araştırması yaptığınızda zarara uğramayacağınız da gözüküyor. Efendim, eksperle çalışmaktan kaçınmayın. 5-10 kuruş kazanç elde edeceğim diye ciddi bir zarara girmeyin. Lazım, evet. Sonra hasarlı bir binayı bir bakmışsınız, almışsınız, doğru, farkında olmadan. Doğru. Evet. Evet efendim, yeniden canlı yayınla karşınızdayız. Ekranını yeni açanlar için Nilüfer Zamanı yeniden başladı. Yaz boyunca da karşınızda olacağız. Sevgili Ferdi Bozduman'la başladık. Burçları konuşuyoruz. Tam terazi burcunu bitirip reklama gitmiştik ki hemen reklam dönüşü kalan burçlarla devam edelim, evet, o zaman. Hadi bakalım sevgili akrepler, sizlerle beraber devam ediyoruz. Kısa bir ara verdik. Sevgili yükselen akrep ve güneş burcu akrep olanlar, yakın akrabalarınız, iletişim, kısa seyahatler, kardeşleriniz, komşularınız, eğitimler, ticaret gibi konulardan en büyük etkiyi alıyorsunuz siz bu retroyla beraber. Bu süreçte eğitim ve seyahatler yapabilirsiniz, görmek istediğiniz yerleri gidip görebilirsiniz, bazı kişisel gelişim kurslarına katılabilirsiniz. Bunu da belirtelim. Eğitim sektörü sizin için baskın olacak. Özellikle kurslara bir heves edeceksiniz. Bir de aynı zamanda aranızda eğitim sektöründe çalışanlar veya seyahat sektöründe çalışanlar varsa bu konularla ilgili üstünüze düşen sorumlulukları alarak gerekeni yapacaksınız. Yerine getirmenizle beraber faydalarını da göreceksiniz. Kardeşleriniz ve yakın akrabalarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Onların hayatındaki gelişmeler sebebiyle yine elinizi taşın altına sokmak durumunda kalabilirsiniz. Yanlış anlaşılma ve anlamalara dikkat edin. Kendinizi doğru ifade edin. Biraz içine kapanıksınız. Bazen öfkeye yenik düşebiliyorsunuz. Özel hayatınızdan yana ise bayağıdır bir sallantıdasınız aslında. Canınız bayağı bir yanmış partnerinizden yana, birçoğunuzun. Hepinizin değil ama siz yarına kalır ama yanına kalmaz ilkesinden yola çıktığınız için bu yönünüzü biraz törpüleyin diyorum. Bu sefer ilahi adalet sizi daha da zorlamasın. Çünkü yakın zamanda yüzünüz gülecek, yalnız olanlara ise gerçekten aile kuracakları bir ilişki geliyor. Hadi bakalım, inşallah en iyisi gelsin. Evet, sevgili yükselen yay ve güneş burcu yay olanlar, kazançlarınız, üretim isteğiniz, gücünüz, paranız ile ilgili konularda büyük etkiler alıyorsunuz. Yeni fikirler üreteceksiniz, projeler üreteceksiniz, paranızı çoğaltacaksınız. Bu dönem ailenizden biriyle ortaklı bir iş kurma fikri kafanızda canlanabilir. Aman, özellikle aile bireyleriyle ortak olurken tüm detayları gözden geçirelim. Taraflardan biri beslenmediği takdirde çıkan tatsızlıkları biliyorsunuz. Birbirinizin yüzüne bakacak haliniz olsun her zaman diyorum. Ancak yatırımlarınızı yaparken olabildiğince dikkatli adım atın lütfen. Genel anlamda para harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. İhtiyaçlarınız dışında alışveriş çılgınlığından kendinizi bu dönem korumanız gerekiyor. Yaylar, gerçekten çok fenasınız bu konuda. Aynı zamanda yanlış anlaşılmalara, özellikle maddi konulardaki yanlış anlaşılmalara dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de vergi işlerinize biraz dikkat edin lütfen. Bir de Ferdi Bey, yaylar için hep şöyle bir söylem var kulağımda. Yani ekonomik durumu çok iyi doğmasalar da, hayata böyle başlamasalar bile hayatlarının sonunda mutlaka zengin veda ederler hayata diye. Çok büyük paralara kavuşuyorlar. Vallahi benim öğretmenim emekli oldu müdür yardımcılığı konusundan, yay burcuydu. Şimdi Londra'ya yerleşti. Orada çocuk baktı 5 yıl. Vatandaşlık yaptı. Şimdi şirket kurdu, kreş kurdu. Maşallah. Orada. Yani, İnşallah tüm yaylar aynı şansa sahip olsun. Gerçekten sonu çok güzel bitiyor. Sonları çok güzel ama oraya gelene kadar da çok büyük acılardan geçiyorlar. Çok büyük, çünkü çok iyiler. Evet. Yani gerçekten sevgili yükselen oğlak ve güneş burcu oğlak olanlar, kendinize ve işinize şefkatli davranmanız gereken bir zamandan geçiyorsunuz. Kendinize gereken özeni ve önemi göstermeli, sağlığınıza çok dikkat etmeniz gereken bir zamandasınız. Karşınızdakilere ve kendinize gereken ilgiyi ve sevgiyi göstermeniz gerekiyor. Kendinizi onur ederek onurlandırmalısınız. Kendinize karşı ertelediğiniz, üzerine düşmediğiniz konuları önemsediğiniz takdirde, ben bunu yapmalıyım, kendimi sevmeliyim, spor yapmalıyım, kendimi ödüllendirmeliyim, gereksiz fedakarlık yapmamalıyım gibi konularda kendinize öğüt verip bunları uyguladığınız takdirde hayat size büyük fırsatlar verecektir. Zaten siz sorumlulukları alan birisisiniz. Etrafınızdakiler ve kendinizle ilgili. Bunları da unutmamak gerekiyor. Aynı zamanda eşiniz veya ortağınız varsa ortağınızla ilgili de üstünüze düşen sorumluluklarda çok dikkatli ve temkinli adımlar atmanız gerekiyor. Farkındalıkla yaşamanız gereken bir dönemdesiniz. Yeni bir düzenleme yapmanız gerekebilir. Tüm ikili ilişkilerinizle ilgili sorumlulukları düzenlemelisiniz. Duygularınızı bastırmamalısınız. Yanlış anlaşılabilirsiniz. Bu yüzden özellikle partnerinize karşı daha net, açık olmalısınız. Ama iletişim dilimiz sivri olmamalı. Evet, Oğlak'a geçmeden Oğlak Burcu olduğu için sevgili kuzenim Volkan Tüzün'e de güzel çiçekleri için çok teşekkür ediyorum. Yine sevgili eşime de, bunu atladım yayın heyecanından. O yüzden bu teşekkürü de siz Oğlak derken kendime bir borç bildim. Güzel kokularla bize yayın yaptırdılar. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Biz de sevgili eşinize sevgilerimizi gönderiyoruz. Zaten. Bunun yanında Volkan Bey'e de sevgilerimizi, kuzenimiz kendisi. Evet, kuzenim ama kardeşim artık. Evet. Aynen öyle. Şu anda Dubai'den izliyor bizi de. Aa, çok güzel, çok büyük bir onur bizler için. Benim kardeşim yok, tek çocuğum ama kuzenlerim o kadar kardeş gibi ki, tabii Volkan bir de komşum olduğu için ekstra kardeşim. Öyle İnsan diyeyim. Ekstra öyle bir şanslı hissediyor kendini. Evet, gerçekten kendini. Çok şanslıyım. Yani kardeşim yok ama çok kardeşim var diyebilirim. Çok güzel, çok güzel. Allah daim etsin. Amin, amin. Şimdi, en önemlisi o. Yükselen Kova ve Güneş Burcu Kovalar. Bu dönem kendinizi sorguladığınız, içine kapandığınız bir dönemden geçebilirsiniz. Harekete geçmekten ziyade kafanızdaki sorunları planlama yaparak, irdeleyerek, sorumluluklarınızı da bir gözden geçirerek her şeyi ele aldığınız takdirde tüm sıkıntılarınızı aşacaksınız ve aktif bir şekilde sosyalleşerek hayatın içine döneceksiniz. Kendinizi depresif hissedebilirsiniz. Sevilip sevilmediğinizi sorgulayacağınız bir zamandasınız. Ama sevildiğinizi bilin, çünkü çok yetenekli bir burçsunuz gerçekten zodyak doğum haritasında. Bu arada içinden bu pasif, hüzünlü durumların içinden de artık bir çıkmanız lazım. İnzivayla beraber, bu inziva dönemiyle beraber biraz sakinliğin tadını çıkaracaksınız ama bu duruma kendinizi çok kaptırmamanızda fayda var. Diğer yandan ise sağlığınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Beslenmenize, sporunuza, kontrollerinize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Sağlıklı beslenmelisiniz. Özellikle diş, çene, kemik, deri, saç ve tırnak sağlığınız ile ilgili konular yoğun bir şekilde gündeminizde olabilir. Lütfen bununla ilgili kontrollerinizi doğru kişilere yaptırın. Ailenizden, burası çok güzel, tam destek alıyorsunuz aslında. Bunu bile düşünmek size çok iyi gelecektir. Ruhsal dünyanızda kendinize zaman ayırın. Kendi inancınız doğrultusunda meditasyon, namaz ve mantra gibi ibadetlerinizi yapmanızda fayda var. Özellikle namazınızı ihmal etmemeniz gereken bir dönem. Çünkü gerçekten Allah'la yoğun bir yürekten hissetmeniz gereken bir zamandasınız. Bir arınma geçiriyorsunuz diyelim. Evet. Kovalara da çok güzel bir ay olsun inşallah. Diğer tüm burçlara dileğimiz onlar için de geçerli tabii. Şimdi mesela benim ay burcum Kova. Bu burçları dinlerken mesela ay burcumuz Kova, bu söylediklerinizden biz de bir miktar nasibimizi alıyor muyuz aslında? Ay bizim sönmüş güneşimizdir. Geçmiş hayatlarımızı, geçmiş deneyimlerimizi, tecrübelerimizi, imtihanlarımızı gösterir. Bizler dinlerken zaten önce yükselen, sonra güneş burcumuz, sonra ay burcumuzu dinleyelim lütfen. Hı hı. Bunlara dikkat edelim. Evet, bu da önemli bir şey tabii. Balık mı var sırada? Balık var. O da babamın burcu. Balıkları kızdırmayalım. Evet. En çok bize kızanlar da onlar oluyor. Evet, çünkü çok haklılar. Bazen süremizi biz doğru yönetemiyoruz. Bizim hatamız. Kısa zaman kalınca da bir yayın akışı da olduğu için hızlanıyoruz ama tabii ki bugün öyle bir şey yapmayacağız. Evet. Uzun uzun dinliyoruz balığı efendim. Canlı yayınların böyle bir sorumluluğu var ne yazık ki. Sevgili yükselen balık ve güneş burcu balık olanlar, kalabalıklara karışacağınız, sosyalleşeceğiniz bir zamandan geçiyorsunuz. İnanılmaz derecede bolluk ve bereketin önünüze su gibi akacağı, önünüze geleceği bir ana geçmeye hazır olun. Yeni insanlarla tanışacak ve bunlardan oldukça etkileneceksiniz ve hayatınızda bu insanlar önemli derecede mertebelere sahip olacak. Aynı zamanda mevcutta var olan borçlarınızı, kredilerinizi bir düzene de koymaya başlıyorsunuz. Arkadaşlarınızla ilgili bazı organizasyonlarla ilgili sorumluluklar alabilirsiniz. Özellikle dernek, vakıf, siyasi partilerde görev alanlar varsa aranızda sorumluluklarınızda güncellenmeler yaşanabilir. Özellikle arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde net ve anlaşılır olmalısınız. Yakın akrabalarınızdan ve kardeşlerinizden bu süreçte destek alacaksınız fazlasıyla. Diğer yandan çocuklarınıza ve flörtünüze karşı sevginizi, eşinize karşı sevginizi göstermelisiniz. Onlarla net, açık bir iletişim içinde olmanız gerekiyor. Evet efendim.